Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Bugün yeni Huawei MatePad Pro'yu göstereceğim. Kendisi böyle kocaman, devasa. Adından da anlaşılacağı gibi Pro bir tablet arkadaşlar. Benim sevdiğim tablet serilerinden birisi. Ve bugün biraz tabletin başında incelemeyi düşünüyorum. Şöyle bir genel özelliklerine değineyim. Ondan sonra tabletin başına geçelim. MatePad Pro 12.6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Dolayısıyla o büyüklükte de bir tablet. Şöyle baktığınız zaman işte büyük boy bir defter gibi. 6.47 mm kalınlığında bayağı ince bir tablet. Ve bence bu boyutta bir tablet içinde hafif 609 gram ağırlığında. Yani içinde 10.000 mAh bataryayı düşündüğünüz zaman ağırlığı iyi arkadaşlar. Şimdi tabletteki en önemli konulardan birisi ekran ve harika bir ekranı var arkadaşlar. 12.6 inç 2560x1600 çözünürlüğünde 240 ppi değerine sahip nokta aralığı da yani yakından yazıları vesaire çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Hepinizin seveceği bir detay 120 Hz. Gerçekten akıcı bir deneyimi var. Her şeyden önce OLED bir panel. OLED olduğu zaman işte biliyorsunuz renkler daha güzel oluyor. Siyahlar tam siyah oluyor. OLED'in keyfi başka. OLED artık vazgeçilmez diyebilirim. Benim için herhangi bir ekrandaki vazgeçilmez konulardan birisi OLED olacak ekran. Ve parlaklığı 600 nit parlaklığa sahip. Güzel bir detay da Pro takısından geliyor. P3 renk komutuna sahip 1.07 milyar renk uzayı var bu tablette. Ve Delta E sertifikasıyla da arkadaşlar bu ekranda gördüğünüz renkler gerçek hayatta gördüğünüz renklerle birebir renk konusunda aşmış. Bu da işte fotoğraf düzenlemek isteyenler için özellikle güzel, önemli bir detay. Bir detay da Always On Display de var. Masanın üstüne bıraktığınızda bildirimleri ve saati görebiliyorsunuz. Always On Display'i bir tablette görmek güzel açıkçası. Performans olarak da Kirin 9000'e işlemcisiyle geliyor. 8 GB RAM, 256 GB depo olaması var. Performans olarak 120 Hz ekran olduğu için gerçekten akıcı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Birazdan tabletin başına geçeceğiz. Arayüzü vesaire gerçekten çok iyi arkadaşlar. Oyun oynamak istediğinizde de tabii ki açıp rahatlıkla istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Performans olarak gayet iyi seviyede bir tablet. Bence en önemli performans konularından birisi de pil. Üzerinde 10.050 mAh'lik bir bataryası var. Ve 14 saat video izleyebiliyorsunuz. Full HD videoları 14 saat boyunca aralıksız size video izletebiliyor. 40 Watt süper şarj desteği var. 40 Watt da şarj oluyor. Gayet hızlı şarj oluyor. Onun dışında 27 watt kablosuz şarj desteği var. Kablosuz da şarj olabiliyor. Ya da bir telefonunuz vesaire varsa ters şarj özelliği var. Orada da 10 wattta diğer cihazları da şarj edebiliyorsunuz. Yani telefonunuz üstüne koyduğunuzda 10 wattta kablosuz olarak şarj edebiliyor. Bir power bank olarak da kullanabiliyorsunuz yani. Giriş çıkış olarak sadece Type-C portu var. Sağda solda da hoparlörü var. Huawei Hilton 3 ses sistemi var üzerinde. Ses konusunda ben hiç riske atmıyorum. Direkt müziği online olarak açıyorum. Benim sesimle kıyaslayın istiyorum. Sesi nasılmış bir bakalım arkadaşlar. Evet, şu anda benim sesimle kıyaslayabilirsiniz. Fulluyorum arkadaşlar. Ya bassları vesaire gayet iyi. Güzel bir ses deneyimi var. Buraya baktığınız zaman her bir taraftan sizi ses sarıyor. Ben hoparlör sistemini çok beğendim. Ki böyle YouTube'u kapattığınızda da çalabiliyor bu arada. Ses konusu da böyleydi. Kameraları da önemli. Ön kamerası 8 megapiksel. Güzel bir kamerası var. Arkada 13 megapiksel f1.8 kamerası ve 8 megapiksel 2.4 kamerası var. Onun dışında iToF kamerası da var. 3 boyutlu kamerası. Derinliği de algılayabiliyor. Bu güzel, önemli konulardan birisi. Hani bir portre fotoğraf çekmek istediğinizde çekebiliyorsunuz. Genel olarak fotoğrafları güzel. Yani zaten tablet fotoğraf çekmek için çok ideal bir cihaz değil ama İşte bir ders notunuzu, tahtayı çekeceksiniz vesaire. Burada işte kameranın kalitesi önemli oluyor. Bence kameraları gayet yeterli bu açıdan. Gelelim tabletin kullanımına. Üzerinde Harmony OS 3 var. Arayüz olarak da Harmony OS. Yani uygulamalar nasıl kuruluyor? Google uygulamaları çalışıyor mu? Çoklu işlemde nasıl performansı? Akıcılığı, deneyimi nasıl? Gelin bakalım. Bence her şeyden önce böyle pro bir tabletin klavye mouse'da kullanılması gerekiyor. Ben bugün klavye mouse'da kullanacağım MatePad Pro'yu. Öncelikle bir App Gallery'ye girmek istiyorum sizinle beraber. Bir bakalım hangi uygulamalar varmış. Birkaç uygulama yüklemek istiyorum. Güncel uygulamaları. Hemen bir Instagram'ı yükleyelim önce. Bakalım Instagram bu tablette nasıl görünecek. Onun dışında hepsi burada yükleyelim. Gündelik hayatta kullanacağımız birçok uygulama var zaten. Huawei App Gallery'de. Netflix'i yükleyebiliyoruz. Yine Disney Plus da burada. Aklınıza gelebilecek bütün uygulamalar App Gallery'de mevcut arkadaşlar. İstediğiniz uygulamayı kolayca indirip yükleyebiliyorsunuz. Akıllardaki ilk soru Google uygulamaları var mı? Bunun için de G-Space'i kullanıyoruz. G-Space üzerinden tüm Google uygulamalarına erişiyoruz. Hatta direkt Android Market'e erişiyoruz. Zaten Harmony OS aslında aynı zamanda Android uygulamaları da destekliyor. Bütün Android APK dosyaları zaten yükleyebiliyorsunuz. Onun dışında marketten de bu şekilde yükleyebiliyorsunuz. Google servisleri için de G-Space uygulamasını kullanıyoruz. Gerekli izinleri veriyoruz uygulamaya. Önlerden birisi YouTube. Hemen YouTube'u yükleyelim. Google Play'de oturum açmanız gerekiyor.
Bu şekilde direkt Google Play'den aslında YouTube uygulamasını kurabiliyoruz. Kuralım bakalım. Direkt kendi YouTube'um geldi arkadaşlar. Hatta şurada benim kanalımın bir videosu çıktı. Onu açalım. Bu şekilde rahatça kullanabiliyoruz. İstersek tam ekranda yapabiliyoruz. İşin güzel tarafı YouTube'u bu şekilde bası üstüne atıp da kullanabiliyoruz. Picture in Picture modunda kullanabiliyoruz. Bu da işte çoklu işlem yaparken bayağı iyi. GSpace ile ilgili burada aklınıza gelebilecek aslında bütün uygulamalar var. Ben mesela Drive'ı da kurayım. Gördüğünüz gibi kurulum aşamaları artık yani GSpace'i kurduktan sonra standart aşamalar. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Diğer Android tabletlerden direkt benim Drive'ımda geldi. GSpace ile ilgili bir detay mesela YouTube burada duruyor ya arkadaşlar. YouTube'u buradan kısa yol oluşturabilirsiniz masaüstüne. Direkt bu şekilde masaüstünüze gelecek. YouTube'a bu şekilde girebileceksiniz. Netflix yüklemiştik. Yine Netflix klasik her zamanki Netflix. Buradan izleyebiliyorsunuz. Hepsi buradan uygulamasına bir bakalım. Bu arada dikey modda olan birçok uygulama yatay modda da çalışıyor bu şekilde. İlla dikey modda kullanmak zorunda değilsiniz. Yatay modda da çalışıyor birçok uygulama. Instagram'a bakalım. Instagram bu arada dikey modda çalışıyor. Instagram bildiğimiz gibi ve dev gibi arkadaşlar. Yani bu keyfi yaşayabileceğiniz tablet sayısı çok az. Yani gerçekten tam ekran tam çözünürlükte kocaman görebiliyorsunuz. Tam ekran kocaman olunca görüntüler de inanılmaz oluyor. Farklı bir Instagram deneyimi yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Burada iş uygulamalarında direkt güvenli bir şekilde banka uygulamalarına erişebiliyorsunuz. Bu arada ofis uygulamalarında çok kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Office 360 gördüğünüz gibi tableti direkt kuruluyor. Buradan istediğiniz işte Excel'de çalışmak istiyorsanız direkt bir Excel projesi oluşturabilirsiniz. Tabii gerekli izinleri verelim. Excel'imiz burada arkadaşlar. Tablet versiyonu direkt rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Onun dışında çoklu ekran özelliğinden de faydalanabilirsiniz. Atıyorum e-postalarınızı yanda açıp burada e-postalarınızla ilgili bir işlem yaparken Gmail vesaire hepsinde giriş yapabilirsiniz. Burada tablolarınızı çalışabiliyorsunuz. Çoklu ekran konusunda bu tablet gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yani eksiksiz bir şekilde çalışıyor. Bir taraftan YouTube açıp sonrasında ofiste takılabilirsiniz. Ofiste bu sefer Word dosyası açalım. Burada direkt Word'de çalışabilirsiniz. Word'de çalışırken aynı zamanda tarayıcınızı da açabilirsiniz. Böylece aslında şöyle baktığınız zaman hem burada internette gezinebiliyorsunuz. Burada Word'de çalışabiliyorsunuz. Video istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Yani çoklu işlem konusunda olabilecek en iyi seviyede diyebilirim bu tablet için. Arayüzde bu arada Harmony OS 3 gerçekten güzel, akıcı çalışıyor. 120 Hz'in farkını burada görüyorsunuz. Ekran oldukça akıcı çalışıyor. Harmony OS 3'teki özelliklerden birisi de bu servis araçları. Güzel servis araçları koyabiliyorsunuz. İşte mesela hava durumunu vesaire ekranınıza koyabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi çok akıcı çalışıyor. Yani gerçekten çok iyi çalışıyor. Hani bir notunuz varsa not uygulamasını şuraya koyabiliyorsunuz. Bu şekilde çok kolay yani yönetmesi çok kolay. Şöyle kıstırıp bu ekrana geçiş yapabiliyorsunuz. Geçişlerden de isterseniz geçişleri bu şekilde kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Gerçekten eksiksiz güzel bir cihaz olmuş. Burada süper cihaz özelliği var. Bu da bence bayağı güzel bir özellik. Süper cihazda diğer cihazlarınız direkt burada görünüyor. Hoparlör, kulaklık vesaire. Şu anda bende Nova 10 Pro var mesela, göründü. Direkt Nova 10 Pro'yu şöyle içeri aldığım zaman Nova 10 Pro'yu buradan sürükleyip şu şekilde içeri alıyorum ve cihazlar birleşiyor. Şu anda bu iki cihaz birbirine bağlanıyor arkadaşlar. Cihazları birbirine bağladım ve gördüğünüz gibi telefonum tabletin ekranında. Çoklu ekran işbirliği de var. İsterseniz tableti Huawei bir notebook'unuz varsa onun ekranına da çevirebilirsiniz. Ben bugün telefonumun ekranını direkt tablete çevirdim. Bu şekilde çalışıyor. Şöyle bir şey yapacağım. Burada mesela bir fotoğraf var. Fotoğraf galerimden tutuyorum fotoğrafı. Direkt buraya bırakıyorum. İzin veriyorum. Ve gördüğünüz gibi ilk defa yaptığım için izin istedi. Buradaki galerime geliyor. Buradaki fotoğraf buraya bu şekilde kolayca aktarılabiliyor. Gerçekten cihazlar arası iletişim üst seviyede. Evet, MatePad Pro bu şekilde. Fiyatı burada çok önemli. Fiyatı şu an 18 bin lira ama işte Huawei'nin sitesine girdiğinizde bayağı bir indirimler var. Soundjoy'dan çok memnunum bu arada ya. Bu geri gelmişken söyleyeceğim. Harika bir hoparlör. Bunu da hediye veriyorlar. Yani bu fiyatın içinde bunlar da dahil. İleride belki fiyatları daha güncellenir ya da piyasada farklı fiyatlar da bulabilirsiniz ama Huawei'nin biçtiği fiyat bu şekilde arkadaşlar. Gayet donanımlı, yeterli bir tablet olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi takipte kalın. Çanı açmayı hiç unutmayın. Instagram'da, TikTok'ta takip edebilirsiniz bile arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.